Hello, ben geldim arkadaşlar. Şimdi bugün bizim Nuru'yla yıl dönümü kutlamaları gibi. Normalde yıl dönümümüz 2 gün önceydi. Kendi aramızda ufak bir şeyler yaptık ama sonrasında dedik ki hafta sonuna bir plan yapalım. Bugün böyle Ankara'nın böyle çok uzağında olmayan bir bungalova gideceğiz. Orada biraz vakit geçireceğiz. Aslında Alim ablamda kalacak. Ablam öyle söyledi ama birazcık rahatsız. O yüzden onu bırakmak istemedim. Gönlüm razı gelmedi. Onu da aldım. Çocuklarla gidiyoruz. Hep beraber ailemizin kuruluşunun, temellerinin atılışının 6. yılını, evlilik birliğimizin de 5. yılını kutlayacağız arkadaşlar. Siz de bize eşlik edersiniz. Şimdi kendime bir elbise alacağım. Bu yıl dönümü için. Güzel bir şey bulursam. Bir tane aldım, onu değiştirmek istiyorum. Direkt yola çıkıyoruz sonra. Kızlar biz çorbacıya geldik ya. Nuru'nun mont almıştık Nuru'ya. Nuru heves etti, dedi ki montumu almadan gitmeyeceğim. Ya Nuru'yla uyumumuza bakın, ne kadar tatlıyız değil mi? Aydın da bize uyumlu giyindiler. Şimdi çorbacıya geldik, kelle poğaça içeceğiz çünkü ailem biraz rahatsız. Ona böyle bir şifa, bombastik çorba. Alim. Bak, bana bak. Cheese. Nereye bakıyorsun? Aa, benim oğlum mümkün aklı arkadaşlar ya. Eski yani bunu bilmesin bilmez. Artık böyle anlıyor ya. Şu yaptım. Wait Ali. Evet. Ya tabaklar çok güzelmiş değil mi? Böyle aynı. Be. Haydi. Bak buraya kimler var? Haydi. Look here, haydi. Look. Tadaa. Arkadaşlar biz biraz geç geldik ama geldik değil mi Aydın? Burada sıcacık sobamız yanıyor bakın. Geldik, şimdi size buranın turunu yapayım mı? Gerçi gün ışığında yapsam daha güzel olurdu ama neyse hadi yapayım. Şurada şöyle bir oturma alanı var arkadaşlar. Mutfak yok burada sanırım. Evet, mutfak yok. Şöyle burada küçük bir sobamız var. Burada bir oturma alanı var. Şöyle post falan sermişler. O çok hoşuma gitti. Sonra işte arkadaşlar burası böyle full manzaralı. Birazdan çekerim. Hatta sabah çekerim. Yukarısı yatak odası. İki tane yatak var. Evet, Alim nerede yatacak? Alim koltukta yatar ya, artık ne yapalım. Burada da böyle iki tane yatak var. Bu kadar işte. Zaten gün yarın neşelenecek. Çünkü yarın ATV turu falan filan var. Şimdi canlı müziğe gideriz bugün. Arkadaşlar kapı çalıyor hemen. İnelim biz de. Kapıyı açalım. Ay, Aydın. Geliyorum. Aa. Ay hoş geldiniz. Komşular hoş geldiniz. Ayakkabılarını çıkar Halimciğim. Ayakkabıları buraya çıkar. Ayakkabı buraya koy. Neresine mi görüşürüz? Elindeki kartla kokusuyor. Açılmıyor. Biz sobanın başında oğullarımla oturuyoruz. Oğullarıma cısı öğretiyorum arkadaşlar. Halim zaten biliyor da. Aydın cıs değil mi anne? Neymiş Aydın? Cıs de malum. Cıs, evet. Mutlu günler geçiriyormuş. Zaten koktu ya, biraz alevli ya, o yüzden hiç yaklaşmıyor. Çok şirinmiş. Cıs. Şimdi yemeğe geldik. Mezelerimiz geldi. Birazdan burada canlı müzik başlayacakmış. Biz ilk defa kış tatili yapıyoruz böyle. Gidecek mi Halim? Halim'in gözü orada. Şimdi burada müzik açılsın ama ne? Arkadaşlar biz burayı çok beğendik. Yani gerçekten güzel.
Şimdi kestane aldık. Nuri burada kestane ayıklıyor. Kestane eşliğinde canlı müzik dinleyeceğiz. Dışarıda da Ankara havası oynuyorlar. Böyle tam ailelere göre mekan. Şey değil, böyle kasıntı değil. Kimse de kimseyi rahatsız etmiyor. O yönde çok güzel. Hep aile çünkü. Şimdi burada biraz canlı müzik dinleyeceğiz dediğimiz gibi. Ondan sonra da odamıza çıkacağız. Halim çok eğlendi zaten. Kuyruk bak, abisiyle babası yukarı çıktı, hemen peşlerine gidiyor. Aydın, nereye gidiyorsun? Ay aşkım, düşmesin ha. Ayağına basma. Yaz, bu merdivenler bizi biraz zorlayabilir gibi. Nuri, ne dersin? Geçici zaten. Geçici ya. Yoksa İdare ederiz. Oh, bakayım. Ben gittim. Tamam, hadi gel. Tamam, olmuş. Gel. Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Biz merhaba. Dışarıda. Biz dışarıda eğlendik. Hadi şöyle. Şimdi böyle sabah başında kestane keyfi yapıyorum. Kestane keyfimize bir tane pati girdi. Ali, beğendin mi burayı anneciğim? Güzel oldu mu? Böyle. Tamam, hemen ayıklıyorum. Bize biraz geç geldik arkadaşlar da. Başka bir şey pek yapamadık. Evet, daha başka bir şey yapamadık. Geçmedi falan. Ama şu çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi biz ilk defa bungalow evlere geldik. Ben var ya, çocuklara tulumlar getirdim. Uyku tulumları falan filan. Canım oldu. Uyku tulumları falan getirdim. Dedim ki burası soğuk olur. Ama var ya, o kadar sıcak. Aydın görüyorsun zaten, Aydın falan. Hadi gel Alim, gel. Kapatırsın bir de. Çok sıcak. Tamam, çok sıcak. Hatta odun atmamayı düşünüyoruz yatarken artık. Çok sıcak. Bak, elma çekiyorum. Hadi Alim, kamerayı koy, gel yanıma. Kamerayı koy. Seninle konuşmamız gereken bir şeyler var. Gelir misin? Hadi gel anneciğim. Baba, benim ihtiyaç. Arkadaşlar, sizin haberiniz yok ama ben İngilizce öğrenmeye başladım. Kocamla. Pratiği değil. Ne oldu? Baba, ihtiyaç. Tamam. Gel buraya, yanıma gel. Pratikleri de Alim'le yapıyorum. Evet. Alim'in bu defterleri var ya, bunlarla ilgili Alim'le konuşuyoruz ve İngilizce konuşuyoruz. Ben de böylece pratik yapmış oluyorum. Ne maalesef? Çok daha kolay öğrenmek falan. Peki nasıl gidiyorum kendimde? Sürekli tekrar ödüyorum kelimeler. Çünkü her dilde aynı. Benzer bir kelimeler var. Gümlü kelimeler ödeniyoruz. Sürekli onlar tekrar konuşma oluşturuyor. Sen hızlı bir şekilde yazma okumayı bilmeden... Mesela bazı... Ne yaptın Alim? Yapma, tamam. Bırak anneciğim, öyle hadi.
Bir de arkadaşlar mesela bazı kelimeleri örnek veriyorum, nasıl söyleyebilirim? Alim, yine gidiyorsun. Geç buraya otur. Gelmiş. Valla odun kopuyoruz ya. Burada hiç çocuk yok. Hiç o zaman başına ayrılmıyor. Ne oldu? Kola. Hadi git bana kola götür, beraber içelim o zaman. Ben sana bir iki yudum vereyim. Burada konuşma onu. Az onun onun için bir şey daha duyamam. Mesela Nur'un kullandığı kelimeleri bana hepsini biliyorum. Alim'in kullandığı kelimeleri biliyorum. Yalnız bazı şeylerin anlamını nerede kullandığını biliyordum ama anlamını tam olarak bilmiyordum. Yalnız Alim'cim. Dolapta burada kolalar var ya şeyde, otelde, o yüzden hemen baba izin vermiyoruz çünkü rahatsız Alim. Neyse getirsin, orasını açmayacağım. Bak sana bunu verdim, onu iç. Başka yok onu, sana. Onu iç anneciğim, onu iç hadi. Bardaktaki ne iç? Baba bu adını. Aydın ne yaptın ya sen? Aydın. Yaramaz Aydın seni. Böyle anlamları bilmiyordum. Biraz konuşabiliyorum artık. Ama tabii daha çok yolu var. Yani onun başındayım ama zaten önemli olan ilk adımı atmakta. Kulağıma aşina olduğu için hızlı ilerliyorum. Bu oyun hoşuma gitti. Gidiyor. Bak bak geliyor yine. Gidiyor. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Biz tabii eskisi kadar vlog çekmediğimiz için çok da net değiliz. Bayağı şey oldu. Ne oldu? Görüşemiyoruz. Bayağı görüşemiyoruz. Hayır açamam annem. Hastasın, içemezsin. Al bunu iç bu kadar. Bu kadarcık verdik sana. Hastasın bak. O yüzden fazla içmek yok. Bak bunu iç. Bayağı da görüşemiyoruz. Ya çocuklardan çok video çekmeye fırsatımız olmuyor arkadaşlar. Alimin de tam gelişim çağı artık. Bir de inanın çiftliğinde çocuk yetiştirmek çok zor. Ekstra uğraşmak gerekiyor. Değil mi Aydın? Bir bu var ya, bir ayaklandı, bir ayaklandı. Koyma ya aşkım, soğuk olur bir de ve ateş sonlandırırsa. Ne? Anne. Yatak yapalım da Nuri. Şimdi biraz ama şeyde oldu. Güzel olmuş evet. Anne burada açır mısın? No, just. Cız yanarsın annem. Benim babam şey yapardı. Sobaya az bir şey elimiz değdirirdi, yanmayacak yani. Sadece sıcağı hissedeceğimiz yerde. Onu öğrenelim, sıcağını anlayalım diye. Böyle yapardı. Bak çok sıcak. Bak çok sıcak cız. Evet. Ali bir şey çok kötü. Yasak. Bu kötü. Evet bu kötü. Kötü. Bu kötü, yasak. Yasak diyorum bazen bazı şeylere. Çocuk mesela bana bir şey anlatırken bu kötü, yasak diyor ya. Sonra üzülüyorum ya. Çocuğumu çok yasaklı büyütüyorum diye. Ama yani mesela bıçak yasak. Bunun için yasak dedim. Ne yapayım? Öbür türlü gidecek. Hani kendi kodlasını istiyorum. Şu an şey hanım sattı bana, çocukluğumda ben sobalı evde büyüdüm, hala sobalı bizde gerçi. Kavunlar getirmiş. Ne getirmiş? Baba kavunlar getirdi. Kavun mu? Kavun içeri. Kavun hayır. Değil anneciğim o. O ne biliyor musun? Ağaç, ağaç. Bu ağaç. Odun, pardon odun. Çekil, çekil. Ben çığlık koyacağım. Hayır, sakın sen henüz söyleyeceksin. Bak 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 bak. Bu çırı var, içine döktüm. Hayır hayır. Çırı sıkı diyeceğim. Hayır anneciğim sen elini sürme, tamam mı? Ben de tokuracağım. Hayır, bunu şu başkaya tokuracağım. Çocukların dokunması yasak. Tamam mı? Arkadan dokunur. Hadi gelersin. Burada tuttuğunda. Tamam. Teşekkür ederim. Aynen merdivenler kalktı. Ben bir kar odun dışarıdan getirip de burayı koyayım da kuru olsun. Güzelce. Bakın. Ben şimdi yanına gideyim de. Ben de. Allah, sen de yap hadi Alim. Dur. Aydın çarpma da.
Ha, yarışı Halim kazandı. Görüyor musunuz nereye kadar çıktı? Gidiyor ya. Geçen Ertekin abiden çıkmayı öğrendi. Ertekin abinin ofisinde öğrendi. Merdiven çıkmayı öğrendi. Bizim evde merdiven yok da. Tamam hadi gidelim gel. Nereye gidiyor? Kazanmadım. Zaten sen her düştüğünde kanama oluyor abi. Evli ve iki çocukluysan yıl dönümü tatilinde bile çocuklarına etkinlik yaparsın. Bu böyledir yani. Değil mi Halim?